Okja, ben bu ismi tanıyorum. Biliyorsunuz ismini. Evet. Selam. Okja isminde bir çocukla karşı karşıyayız. Okja'nın anlamı nedir? Şöyle hemen göstereyim. Bir dakika. Ona mı bakıyordun yanına? Yok. İtiraf et. Arsa bakıyor. Şey, film mi? Filmle alakalı bir şey mi? Bu arada Okja'nın başına gelenleri zaten başlıkta okuyup geldiniz. Şöyle çocuğa şey geleceğim. O ne ya? Şey. Aa. Film. Bu ne? Fantastik bir şey bu. Değil mi? Yok. Böyle bir hayvan var mı ya? Tabii. Güney Hindistan'da falan çok yaşıyor bunlar. Bunların etinden ve sütünden. Tavsiye edelim izleyicilerimize. Evet. Şu an görüyorsunuz. Sen izledin mi filmi? Çok değil. O zaman susalım bence. Hayır, ben hayvanı da bilmiyorum. O hayvanın ismi ne? İşte bu. Okja. Hayvanın ismi Okja. Pronounce farklı tabii ki de. Okya vesairedir de tamam, yani ben böyle bir benzer hayvan bilmiyorum. Dur, fragmanını açayım. Şu an dalga geçiyorsun değil mi? Var böyle bir hayvan. Ya fantastik bir hayvana benziyor. O hayvan şey değil. Ben şu an bayağı troll yiyor da olabilirim. Bir dakika. Çözeceğim, geliyorum. Ya bir yürü git ya. Hayır, var çünkü böyle benzer tipte hayvanlar çıkıyor ya hani. Ya oha. Bu arada bizim çocukla hiç alakası yok ama yani beklemeyin. Şu an belki yavruyken büyüyünce böyle olmasını umabilirler ama yavruyken de değil, şu kadarken falan herhalde. Bu büyüyünce böyle olacak falan. Çocuk zaten kaç aylık? 3-5 aylık bir şey dediler de böyle tombalak falan bir şey hayal etmeyin, içeride bir canavar var. Bayağı yırtık bir çocuk. Şuradaki mizaj biraz benziyor. Bir dakika, şurada ismini telaffuz ediyordu. Okja. Evet, çocuğun adı Okja'ymış. Bu arada biyokimya vesaire falan filan alıyorlar da ben o kısmı geçiyorum. Birazdan hekimlere anlattırırız. Ben çocuğu görmek istiyorum çünkü. Çocuk nerede? Burada değil. Burayı da buz gibi yapmış hekimler. Klimacı acayip çalışıyor. Dışarı çıkıyoruz. Ebeveynden biri hekime geldi. Ben içeri geçiyorum, yavrumuzu aldım. Muayenesini yapayım. Hoş geldiniz. Evet. Yavru çocuk sizin mi? Evet, dedim. Ha, burada mı? İçeride mi? Evet. Ha, içeride mi? Tamamdır. Yok içeridedir. Ben bilmediğim için dışarı çıktım. Buradadır o zaman. Aynen, içeri aldım. Okya burada mı? İçeride o zaman. İçeride. Burada yok. Çocuğu nereye koydunuz ya? Ha, pansiyon tarafında. Çocuğu bulamadım. Çocuk nerede? Ben çocuğu ben çocuğa bakmaya dışarı gittim. Çok sinirli de biraz sakinleşsin diye. Çocuk hırçın bir çocukmuş. Hırçın değil, sinirli. Hırçın. Bu hiçbir yavru ağırlığında değil yalnız. Çocuk nasıl bu kadar ağır olabiliyor ya? Oo, yalnız evet. Şimdi işin şakasını yapmayacağımız bir pozisyon gördüm ama. Çocuk bayağı agresif şu anki görüntüde. O yüzden çok üstüne burada gitmek istemiyorum. Bir de gördüğüm kadarıyla böyle mental olarak da bir şey var mı Sercan Bey? Filmi izleyin. Filmde mi kaldın sen? Filmle alakalı değil ya. Çocukta bir anemik durum mu var? Yok. Yanlış mı görüyorum? Yok. Böyle yatar pozisyonda falan. Yok. Ha, her şey iyi. Her şey yolunda. Tamam. Onun önemli bir sıkıntımız yok. Çocuk hasta diye dalga geçmek istemedim çünkü. Yok, değil. Tamam. Değil. O zaman geçebilirim. Çocuk salçaya düşmüş. Biber mi, domates mi? Biber. Hem de biber salçası. Harbi mi? Ciddi diyorum. Evet. Acı biber salçasını. Evet. Abo. Durum nedir şu an? Cumartesi düşmüş. Daha sonrasında... Bu arada anamnezi Metin aldı demiştin değil mi? Evet. Onunla konuşsanız daha mantıklı. O zaman Metin'den dinleyelim. Yani özet olarak ben sadece şeyi söyleyeyim. Cumartesi düşüyor. Sonrasında banyo yaptırılıyor. Sonrasında ishal şekilleniyor. Evet. Şu an hemogramda herhangi bir sıkıntı yok. Ama ateş yüksek. Normalde almaması gereken bir maddeyi, yabancı toksik bir madde gibi algılamamız gerekiyor. Ondan dolayı herhangi bir sıkıntı var mı diye bakacağız. Ki varmış. Hop. Peki o zaman dur, oradaki hikayeyi sen yorumla. Tamam. Şimdi tıbbi tarafını sen yorumla. Oraya geçmen. Ya şimdi yok şimdi. Yani sen işini yap yani. Sen o kısmı. Ya ben şimdi yorumlayayım, sonra ekleyin siz bunu. Tamam. Yok, içeride anlattıralım. Kurgu değil bu iş. Ben rastgele geldiği gibi çekim yaptığım için. Metin içeride, Metin'e anlattıracağım çocuğun durumunu. Çünkü hastamızdan o dinlemiş ama içeride Metin biriyle uğraşıyor. Sen işine devam et. Evet, fark ettim, o yüzden hiç sesimi çıkartmıyorum. Hayır. Aferin, baksana ne kadar tatlı değil mi? Bol. Öyle. Aferin sana. Evet. İşte o şey. Ben de Serengeti ormanlarında gezen belgeselciler gibi oldum. Bu arada yüzüne yaklaştırma, yüzüne yaklaştırma deyip duruyorsunuz kamerayı. Ne yapayım? Şöyle mi gezeyim ortalıkta? Metin abisi, Sıkanın iç dış paraziti var. Muayenesini tamamlamış ben gelene kadar. Onun uygulamasını yapıyor. Bazı çocukların, yani işte o görüyorsunuz ya, her çocuğun farklı bir karakteri var. Bazı çocuklar deli gibi hırçın, siz ne yaparsanız yapın hırçın, gelip kucaklıyoruz. Ama mesela bunu gördüğüm kadarıyla ben tutmaya kalkarsam parçalar. Bu çocuk parça pinçik olur. Kendini de bizi de hani şey yapar, böyle sıkıntıya sokar. Ama şu an mesela hani kedinin dilini öğrenmek aslında mevzu. Bak ne kadar da sakin bir şekilde giriyor çıkıyor. Hani çocuğa özel muamele edilmesi gerekiyor aslında bir nevi. O bizde gördüğünüz canavar gibi olan çocuklar var ya, onların da hani stresini düşürmek adına şu iç muayene salonunu hazırlıyoruz ama bir nevi şu da var, şunu da biliyoruz ya, o çocuk yani oldum olası hırçın, birçoğu ninjalar vesaireler falan. O yüzden hani onlara diyebilecek bir lafımız yok. Onlar gelir gelmez mecbur eldivenle tutuyoruz, ediyoruz. Çocuklar artık bizim çocuğumuz gibi oldu çünkü. Ama bu tipteki çocuklar için de mesela sessizlik önemli olan şey. Yani çok fazla ortalıkta dolanmayacaksın, ses yapmayacaksın. Metin Bey, bu çocuğun şu an muayene kaydını yaptığı uygulamaları tarihini falan yazıyor. Birazdan salçaya düşen çocuğu alacağım. Mesela o ciddi hırçınmış. Metin mesela zor tutmuşlar. Kan vesaire alırken falan. Onu da göstereceğim. Bu Neptün değil. Bu Peri. Ha tamam. Neptün, sakin olan aslında. Neptün hırçın. Ha. Neptün daha da sidikli. Sidikli Neptün, evet. Gelen gidenin ağzına burnuna işeyen Neptün. Ama onu şey yani kimseye demem normalde de o hak ediyor ya. Her geldiğinde istisnasız oramıza buramıza işiyor ya. Yani buradan buraya işediğine şahit oldum yani. Ama Pakize'ydi değil mi? Kim? Tadına baktığın. Tadına... Ağzına işeyen mi? Evet. Pakize'ydi. Daha yüksek sesle söyleyeyim. Ağzına işeyen. Pakize'ydi senin. Bu arada şaka yapmıyorum hakikaten. Sercan ağzı açıkken Sercan'a doğru. Düşünmem lazım. Pakize miydi? Pakizeydi. Bir tekrar bakabilir miyim? Metin'i bekliyorum. Salça yiyen bebeği konuşturmayacağız tabii ki. Salça yiyen bebenin hikayesini Metin'den dinleyeceğiz. Sonunda tıbbi olarak bu gibi durumlarda ne yapmamız lazım falan onu anlattırırız. Yani salça yiyen bebeği hemen suya sokmalı mıyız mesela? Yiyen değil ya. Uf. Saçmalıyorum bazen. Salçaya düşmüş. Ama yiyen daha mantıklı değil mi? Salçaya düşmek çok mu mantıklı? Öyle bir durum var. Hekimler tedavinin protokolüne karar veriyor şu an. Ama yolu falan açalım. Yani alması gerekecek çünkü hayatında. İleri parametreye gidemezsek bile. Ha Metin mi görüşüyor? He? Ha Metin. Metin almıştım. Hekimlerin şöyle bir düzeni var bizim klinikte, onu da söylemiş olayım. Hani iki hekim muayeneye giriyorlar vesaire ama böyle iki hekim aynı anda bir hastayı yönetiyor, ondan ona, ondan ona gibi bir şeyler olmuyor. Bir hekim anemnezi alırsa, yani anemnez dediğimiz şey hastalığın hikayesi, geçmişini alırsa, o hekim aslında hastanın yönetimini devralmış oluyor. Diğer hekim ona yardımcı pozisyonda şeklinde gidiyor. Yönetim şu anlık böyle. O da tesadüfi ya da uzmanlığını, yatkınlığına yönelik. Şu an... Merhaba. Merhaba. Bir şey danışacaktım. Kedi almışlar. Kaç hafta kalmaları lazım ayrı ayrı? 2 tane evde ayrı kedi var. Büyük kedi varmış, yanına küçük kedi almışlar. Alınan kedinin uygulaması vesaire var mı? Yavru mu? Yavru. Yavruysa muayene sonrası daha net bir şey. Nerede kalmışsın? Neyse, konuyu değiştirdim. Asıl dağıttım bana ya. Ben kediyi getiriyorum. Şeyle görüşülecek, tam yakınıyla onaylanırsa şey falan. Yani, burada mı açılacak, orada mı açılacak? Burada tamam, bekliyorum. Tamam. Sercan'ın yarım kaldı da aslında söylediğini çok net bir şekilde açıklamış da oldu. Fazla farklı bir ayrıntıya da girmenin de mantığı yok. Neyse, ben şu an sesimi düşürüyorum çünkü çocuğun sakin olduğunu söylediler. Pardon, hırçın olduğunu söylediler. Ben de şaşırdım. Bir de hastalık durumu olduğu için çocukta şu an yani ateşi var mı falan, zaten stresi ona yeter. O yüzden Metin abisi, Sercan abisi hızlı hızlı işini yaparken ben yandan gözetleyeceğim. Gözetleyeceğim. Bak, motoru çalıştırdı. Kamera gözetleyecek ama siz gözetlemeyeceksiniz. O zaman kamerayı şöyle koyalım, ben çocuğu tutayım bir. Oraya koyun direkt. Oraya. Bence de güzel olmaz mı? Olur. Oradan devirme ihtimali bile var diyorsun yani. Adını unuttum çocuğun. Okja. Hadi söyleyin. Okja. Okja. Evet. Okja. Bu tip kelimelerin telaffuzunu çok severim ha. Böyle harfler karmaşıktır ya böyle. Nietzsche. Nietzsche. Öyle. Ön arka. Ya öyle böyle tutarız. Hani şey, ben buradayım akşama kadar. Beraberiz zaten. Akşam yemek var. Akşama kadar şöyle yapalım. Serumu da hazırlayın buraya. Buradan götürürüz. Hazır gidiyor gibi. Hazır şeyde olsun. Yoksa serum hazır gidelim. Onaylanmazsa çıkartması daha kolay. Ama sonradan takması için çok uğraştırır. Şu an serum onaylanmadı. Yarın serum alacak herhalde. Biyokimyaya 5 parametre daha bakmamız gerekiyor da. Ha, o onaylandı. Tamam. Ona bakmamız gerekiyor. Tedaviye ona göre biraz düzenleyeceğiz. Standart bir serum olacak. Herhangi bir eksiklik çıkmazsa. Doğru, hastanın bekleme vesairesi gibi durumlar yaşanabiliyor. Hep içeride böyle bekliyoruz ya. Mesela şu an hasta sahibine birkaç parametre daha bakılması gerektiğini söylemiş hekimimiz. Onun maddi olaylarını vesairesinin sorulması gerekiyor. Altıda gelebilir. Evet. Tamam. Sonraki günler gelecek ya. Akşamki duruma, biyokimya sonrası biraz karar vermemiz gerekiyor. Tamam. Onun için. Tamam. Masayı biraz indirin de o zaman. Ön patiden giriyorsunuz. Arka kalalım yani. Arkada çünkü kesmez mi? Şey, durdurmaz mı? Şeyden enstrümanına göndeririz. Şundan dolayı. Peki, tamam. Şey, çünkü önüm bu çocukta tutup önüm alnımız çıkarmamız. Tutunca damar yolunu çıkarıyorlar bir de. Önü tutunca. Tırnak mı kesin? Tırnak kesmeyeceğiz. Bakalım, tamam. Ne gerek var ya? Aldırın bakalım. Ben daha bir şey yapmadım ki. Sakin olur musun? Kaçabilir. Sakin. Sakin. Çok suratsızsın sen. Bir sakin ol. Evet. Seveceğim oğlum, seveceğim. Gör beni öyle diyelim. Sakin. Bir şey yok. Alınca daha rahat. Bir şey yok. Kaldır. Ben de hani daha fazlasını yaparsa diye şey yapıyorum. Şu tasmayı bir alalım önce. Tamam. Tutabiliyor musun? Hayır. Ya sen salak mısın? Salçamı yemek istedin. Kopmuş, ne yapsın? Sen adamı koptu. Ben. Metin. Sol kaşımı kaşır mısın? Sinir etti ortasını. Kaşı. Ovala. Hadi gel. Ben şimdi kimlerde? Ben bu tarafa yatırmamız lazım. Pardon. Oradan kan aldınız. Tamam. Peki. şey yapmadık ya daha. Gerçekten. Sakin oldu. Sakin. Çok az yapıyorum. Sakin. Tamam korkuyor. Bir dakika. Şimdi sabitin. İşeyecek galiba. Daha geldi de. Tamam. Bekle. Bekle. Tamam. Şimdi görürsünüz. Tamam. Bir şey yok. Bir tane bebeğim bitti işte. Bekler misin? Sorun da yüksek zaten. Sakin. Tamam. İşiyor. Sıcak sıcak. Sercan abi senin. Tansiyonum. Avucum aksi yaptı. İşiyor mu şu an? Vallahi bilmiyorum, avucum dolu da. Tersitim ya acaba. İşedi, bayağı işedi. Tamam. İyi. Çeşmeyi de aşağı. Tamam. İşiyor. Ama ateşin varmış. Ateşin varmış abi. Sakin olur musun? Bir şey yok ki. Ya adam işini yapıyor. Bebeğim. Sen de dermişsin. Ama tamam. Ateşin var. O salçayı atlamadan önce düşünecektin. Urfalı mısın evladım? Acılı atlamışsın. Sakin. Tamam mı? Evet. Uzatın, patın ucunu doğru uzatın. Kaç istiyorsan? Aşağıdan aldım çünkü. Ha? Tamam, sakin. Bir şey yok. Kavuşuktan vermemiz gereken bir şey var mı? Yok. Allah Allah ya. Yoğun bakımda mı duracak? Yoğun bakım. O zaman hazır mı? Tabii ki de. Bakmam lazım. Bir bak böyle. Gelince hazırmış gibi yaptı var. Muhtemelen hazırladığımız 180 derecede 10 dakika ısıttığımız fırınımıza koyacağız bu yavrumuzu. Sakin olur musun? Bu ne şirretlik ya? Bununla 2 aylık, 3 aylık alır. Ben mi alayım sen? Patiyi oraya takarsa şey yapar diye düşündüm. Yok, sıkıntı olmaz. Tamam. Tamam, kol. Sakin olur musun? Su basacağız lirasın mı? Yok, orası mı? Kaçmaya çalışmasak. Şşş, nasıl ya? Sakin. Biz mi attık lan senin salçaya? Bak. Güzelim. Adını yine unuttum bebeğimin. Okja. Metin abi senden bir yandan deneyelim. Başına neler gelmiş bu çocuğun, çünkü annemin de sen almışsın. Duyurmuşsunuzdur, anlatamadım. Sercan Bey, anlatmadınız mı? Yok. Bu yavrumuz evde biraz yaramazlık yapan bir tip olduğundan kaynaklı evde salça kabına girmiş, atlamış içine girmiş, bayağı bir bulaşmış. Sonra kendi çıkıyor, sonrasında yavrumuz bayağı bir yalanıyor ediyor. Tabii bunun sonrasında ishal vesaire de beklediğimiz gibi şöyle bir tablo şekleniyor. Salçaya bulaşmış kediye alıyorlar, direkt doğrudan yıkanıyor. Nihayetinde evde düşünülecek bir şeyler mi diye sorarsanız evet. En mantıklısı da o gerçekten. Yani aklıma o gelir insanı, yıkayalım. Ben o zaman ben de yıkarım direkt. Acılı salça bir de, ama yiyeceğin de yiyor üstünden tabii yalayıp. Sonrasında yıkama sonrası ertesi gün ishal şekilleniyor. Önce kusma oluyor, bir sonraki gün yani 2 gün geçtikten sonra ishal şekilleniyor. Dün ishalli oluyor, aranıyor, bugün de geliniyor. Ve geldiğinde genel kan analizi ve birkaç parametre biyokimya sonucunda daha sıkıntılı bir tablo yaşayabileceğimiz değerlendirilip sonrasında tekrardan bir kan aldık. Serum biyokimya sonuçlarından da yola çıkarak karaciğerde bir hasar tablosu görmeye başladık. Bunun için de acil olarak yavrumuzun tedavisini başlattık. Tamam. Böyle ilerledik. Teşekkür ederiz. Demem o ki, evde diyeceğim o ki, oh çocuğa ne oldu şey var diye. Ne güldür güldür böyle. Ay pardon ya, şunu kapatayım. Bak. Deli ya. Yani o zaman buradan çıkaracağımız ders nedir? Salça zararlıdır. Kapaksız salça tencerelerini kullanmalıyız. Bu arada ev salçası mı? Evde salça mı yapıyorlarmış yani? Acılı salça, domates salçası. Bir dakika. Salçaya düşecek biber salçası, özür diliyorum. Biber salçası. Salçaya düşecek kadar salça varsa ortamda evde salça yapıyorlar. Tamam. Tencereyle salça yapıyorlardı demek ki. Zaten o vakit çocuk şu an tedaviye alınmış durumda. Biyokimya analizlerinin devamları yapılıyor. Bir farklı parametrelere de hekimlerimiz bakmak istedi. Onlara bakacaklar. Çocuğun en azından genel sağlık durumunda ileride kullanması gereken bir ilaç olur. Herhangi bir organ hasarına yol açmış mı, açmamış mı ya da dikkat edilmeli mi açıp açmayacağına hakkında düşünülüyor. Bana bakışa bak, sinirden uyuyor eşek sıpası ya. Ama çok normal, sinirli olması bir çocuğu, oldukça normal. Çünkü bu dana şu an ateşli. Zaten kansayım cihazımız bizim. Tam kansayım cihazı. Aslında işin enfeksiyonel taraflarını biraz daha konuşabilen bir cihaz. Diğer tarafta gördüğünüz cihaz da biyokimya cihazı. O biyokimya cihazı da daha organsal değerleri görüyor. Çocuğun organlarının kontrolünün yapılmasının sebebi de zaten az önce hekimlerimizin anlattığını ben biraz daha basit dile indirgeyerek size söylüyorum. Herhangi bir enfeksiyon belirtisi burada çıkmadı bu cihazda ama çocuğun ateşi var, genel pozisyonda bir bozukluk var. Kusma, ishal falan devam ettiği için ve toksik olabilecek yani zehirleyici düzeyde bir etki verebilecek gıda olduğu için de salça, tuzu, acısı vesairesi. Hatta domatesle, biberle alakalı da bazı şeyler ve ayrıntılar var da oraya girmeyelim. O yüzden de biyokimya organsal analizlere hızlı olarak bakılabilen birkaçına bakılıyor. O birkaçında tabi burada maddi anlamda da zorlatılmaması adına hasta sahibi. O birkaçında eğer bir problem varsa tespite daha ayrıntılıya gidiliyor. Daha ayrıntılı parametreler, daha fazla parametreye bakılıyor diyerek yol izleniyor. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Evde salça yaparken kapak kullanın efendim. Ve sokak çocuklarımızı unutmuyoruz çünkü havalar soğuyor. Biz artık ev yapmaya vesaireye falan da yani bir kap mama, bir kap su, bir kap ev. Yok. Bir kap mama, bir kap su, bir çatı ev falan diyerek slogan bulacağız kendimize. Her çocuğun peşine bu kadar koşturabilecek ne maddi ne manevi imkanları var çocukların. O yüzden sokaktaki çocukları lütfen unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Diğer videolarda yanda izlemediğiniz varsa izleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.